أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم يجرى بهم cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleye. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye. İmanın zirvesini yakalamaya, amel-i salihin doruk noktasını keşfetmeye, ruz-ı mahşerde Habibi ile buluşmaya, cennette onunla kucaklaşmaya, Rabbim her birimizi muvaffak eyleye. Kıymetli dostlar, Yüce Rabbim Celle ve Ala Hazretleri Adem Aleyhisselam'ı yeryüzüne indirdiğinde arkasından bir kitap göndereceğini ve insanlığı nasıl yaşaması gerektiği konusunda bilgilendireceğini, onlardan neler istediğini, tekrar cennete girmek isteyenlerin neleri yapması gerektiğini beyan edecek kitap indireceğini müjdeledi. Ve Adem Aleyhisselam ilk insan, ilk peygamber, onunla beraber gelen sahifeler, Allah'ın ayetleri o günkü insanları irşad etmiştir. Ve nihayet gele gele 104 kitabın sultanı Kur'an-ı Azimuşşan son kitap olarak Allah tarafından Cibril-i Emin ve Namus-u Ekber vasıtasıyla sevgililer sevgilisi, kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş. Ve böylece Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den ve ondan sonraki insanlar ve beşer artık cennete ve cemalullah'a ulaşabilmek için hangi yoldan gitmeleri gerektiğini onlara öğreten tek kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Tekrar cennete ulaşmak isteyenler, elemden, kederden, azaptan, gazab-ı ilahiye maruz kalmaktan korunmak isteyenlerin alması gereken tedbirleri beyan eden ilahi tek kitaptır Kur'an-ı Kerim. Kıymetli dostlar, kitap, müellifine göre, sahibine göre değer ifade eder. Piyasalarda en çok hangi kitap satılır? İsmiyle değil, yazarının ismiyle kitaplar rağbet görürler. Bu yazarın kitapları önemlidir denir. Peki Kur'an-ı Kerim'in yazarı demeyelim, sahibi kimdir? Yazar kelimesi biraz küçültüyor işi de. Kur'an-ı Kerim'in sahibi kimdir? Allah'tır Celle Celaluhu. Kitap vardır ama, kitaplar çoktur ama, Kur'an-ı Kerim'in yanında diğerlerine kitap denmesi zordur, mecazdır. Velikel kitap, kitap budur, başka kitap yoktur diyor Allah Celle Celaluhu. Yani, sahibi yerlerin ve göklerin Hâlik'i olan Allah olunca,
Kur'an ile başka kitaplar kıyaslanamaz. İnsanların yazmış olduğu eserler kıyaslanamaz. Şimdi sözü çok fazla uzatmadan şuraya gelelim. Allah Celle Celaluhu bu kitabı, Kur'an-ı Kerim'i biz insanlara sadece abdest ve namaz için, oruç ve zekat için indirmiş olsaydı, şöyle 3 sayfa, 5 sayfa yeterdi. Bilemedin 10 sayfa, 20 sayfa yeterdi. Ama Kur'an-ı Kerim 600 küsur sahifedir. Mesele abdest meselesi mi? Mesele namaz meselesi mi? Mesele sadece iman şartları meselesi mi? Gerçekten mesele bundan ibaret olsaydı, Kur'an'ın 10 sayfası buna yetmez miydi? Hadi 20 sayfası yetmez miydi? Yeterdi. Demek ki mesele sadece iman şartları meselesi değil. Sadece abdest ve namaz meselesi değil. Oruç, zekat ve haç meselesi değil. Bildiğiniz gibi, İslam'ın 5 esasından birincisi namazdır. Kelime-i şehadetin dışında amel olarak namazdır. Namazla ilgili Kur'an-ı Kerim'de namazların detaylarını anlatan bir sayfa var mı? Bir sayfa yoktur. Detaylarını anlatan bir sayfa yoktur. Namazın emrini Allah verir, detaylarını Peygamber Efendimiz'e bırakmıştır. Sen açıklarsın dedi, uygulamasıyla beraber açıklamıştır. Yani İslam'ın 5 esası olan namaz, oruç, zekat, hac ile ilgili, kelime-i şehadet ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de çok geniş detaylar var mıdır? Yoktur. O zaman 6600 sayfa, 6600 ayet, küsur ayet, namazı detayıyla anlatan ayetler değildir. Orucu detayıyla anlatan ayetler değildir. Zekatı detayıyla anlatan ayetler değildir. Burasını göremiyoruz kıymetli dostlar. Biz İslam âlemi olarak, Müslümanlar olarak burasını göremiyoruz. İslam'ı sadece abdest ve namazdan ibaret zannediyoruz. Bugünkü okuyacağımız dersimizde Nisa suresinin 36. ayeti kerimesini paylaşacağım. Hatta 36. ayeti kerimesinden bir parçasını paylaşacağım. Tamamını değil. Tamamının manasını versek de bir tanesinin üzerinde duracağız. Bu bize neyi gösterecek? Sadece bir yanlışımızı gösterecek. Nedir o yanlışımız? İslam deyince abdest namaz aklımıza geliyor. İslam deyince sadece abdest ve namazın akla gelmemesi gerektiği. Müslümanlığın sadece abdest ve namazdan ibaret olmadığını çok net bir şekilde bize gösterecektir. Kıymetli dostlar, nasıl ki Allah Celle ve Ala Hazretleri namazı dosdoğru kılın demiştir. Ama hadesten taharet, necasetten taharet, setre avret, istikbali kıble, vakit, niyet, iftitah tekbiri, kıyam, kıraat, rükû, sücud, kâde, yahire, namazın içindeki dışındaki farzlar ve şartlar, vacipleri, sünnetleri, edepleri, mekruhları, müfsitleri, bu tafsilatı Kur'an-ı Kerim vermiyor ki. Bu tafsilatı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreniyoruz. Uygulamalarından öğreniyoruz. Ve müçtehitlerimiz Kur'an'dan ve sünnetten Efendimizin sözlerinden aldıkları, istinbat ettikleri efendim delillerle önümüze bunları koymuşlardı. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'de birçok ayeti kerimenin detaylı izahını Allah Celle Celaluhu kime bırakmıştır? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bırakmıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Kur'an-ı Kerim'de geçen bu emrin nasıl anlaşılması gerektiğini, buradan murad-ı ilahinin ne olduğunu Allah'ın elçisi olarak bizlere beyan etmiştir. Sözü çok fazla uzatmadan dersimizin konusu komşu haklarıdır. Şimdi kıymetli dostlar, komşu hakları ile ilgili Kur'an'da ayeti var mı? Nisa suresinin 36. ayeti kerimesinde açıktan açığa komşu ifadesi geçiyor. Demek ki o zaman Müslümanlık sadece abdestle ve namaz meselesi değil, komşu hakkı da işin içerisine giriyor mu? Giriyor. Peki komşu hakkı girdiği gibi anne baba hakkı giriyor mu? Giriyor. Akraba hakkı giriyor mu? Giriyor. Bir insan tepeden tırnağa kadar abdestli olsa ve namazlı olsa, namazında çok hassas olsa ama anasıyla babasıyla durumu iyi değilse, onlara karşı vazifesini yapmıyorsa veya komşularına karşı
Kur'an'ın emrettiği, İslam'ın emrettiği vazifelerini yerine getirmiyorsa, iyi namazı vardır, iyi Müslümandır diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Şimdi, vaktin çok elverişli olmadığını düşünerek, bu konuda benim söyleyeceğim sözlerin bir anlamı yoktur. Kendi adıma söyleyeceğim sözlerin bir anlamı yoktur. Bir değeri yoktur. Ancak Kur'an'dan söyleyeceğim sözlerin değeri çoktur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sizinle paylaşacağım sözlerin değeri çoktur. Onun için fazla vakit geçirmeden efendim bu konuda Rabbimiz ne buyuruyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neler buyurup bizlere duyuruyor? Bunları can kulağıyla dinleyelim. Ve bunları dinlerken de Ahmet adına, Mehmet adına falan, başkası adına değil, önce kendi adımıza dinleyelim. Ben gerçekten komşu hukuku noktasında Kur'an ve sünnetin emrettiği gibi iyi bir komşu olabildim mi, olabiliyor muyum? Olamıyorsam neler yapmalıyım? Bunları iyi düşünmek ve bu konuda doğru karar almak lazım. Şunu ifade edeyim önce. Komşu dendiği zaman üç türlü komşu var. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz yakın ve uzak komşudan bahsediyor. Yakın ve uzak komşudan bahsediyor. Bir komşu var ki sende bir hakkı vardır, komşuluk hakkı olarak. Bir komşu vardır ki sende iki tane hakkı vardır. Bir komşu vardır ki sende üç tane hakkı vardır. Demek ki komşudan komşuya fark vardır. Bir komşunun bizde bir hakkı olur, bir başka komşunun iki hakkı olur, bir başka komşunun üç tane hakkı olur. Bir hakkı olan komşu kimdir? Bir hakkı olan komşu gayrimüslim komşumuzdur. Bir gayrimüslim komşumuz var. Bu gayrimüslim olduğu için sadece komşuluk konusunda bizimle hukuku vardır. Gayrimüslim olan, gavur olan bir komşu, komşu olarak bizde hakkı var mıdır? Vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Yahudi komşusunu hasta olduğu zaman ziyaret etmesi meşhurdur. Ziyaret etmiştir, ölüm döşeğinde olan çocuğa imanı telkin etmiştir. Çocuk da, Yahudi olan çocuk da babasının gözlerine bakmış. Benden iman etmemi istiyor, ne dersin gibi. Babası da söylediğini yap demiş. O da kelime-i şehadeti getirmiş, biraz sonra vefat etmiş. Ve böylece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ölüm döşeğinde ruhunu teslim eden yavruyu ebedi cehennemden kurtaran Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun diyerek Allah'a şükrediyor onu imansızlıktan kurtardığından dolayı. Şimdi bizde bir hakkı olan komşu kimdir? Komşumuzdur ama gayrimüslimdir. Komşu deyince kıymetli dostlar, evimizdeki komşumuz komşu olduğu gibi dükkandaki komşumuz da komşumuzdur. Fabrikadaki komşumuz da komşumuzdur. Komşu sadece evdekine denmiyor. İş yerimizde, fabrikamızda, yazdığımızda kim varsa sağımızda, solumuzda bizim komşumuzdur. Komşunun komşu üzerinde hakkı vardır. Bu komşu eğer gayrimüslim, kafir birisi ise yine bizde hakkı var ama bir hakkı var. Ne hakkıdır bu? Komşuluk hakkı. Eğer bu komşu Müslüman bir komşu ise bizde iki tane hakkı var. Bir komşuluk hakkı, bir de Müslüman kardeşliği hakkı vardır. Eğer bu komşumuz hem komşumuzdur, hem Müslümandır, hem de akrabamız ise üç tane hakkı vardır bizde. Bir komşu olarak hakkı vardır, bir Müslüman kardeşi olarak hakkı vardır, bir de akrabalık hakkı vardır. Dolayısıyla komşudan komşuya fark vardır. Hukuk bakımından bir kısmı öbüründen daha önemlidir. Bu ifadelerden sonra komşu komşudur. Komşu ile ilgili Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerini mealen paylaşacağım sizinle. Zamandan iktisat edebilmek için birçoğunu mealen paylaşacağım. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kim Allah'a inanıyorsa, ahirete inanıyorsa, sırat köprüsüne inanıyorsa, cennet ve cehenneme inanıyorsa, komşusuna eziyet etmesin.
Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, misafirine ikram etsin. Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, ya doğru söz söylesin veya sussun. Bu hadis-i şerifte aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz, Allah'a ve ahirete imanla neyi birbirine bağlıyor? Komşuya eziyet etmemeyi. Eğer bir insan komşusuna eziyet ediyorsa, o zaman Allah'a imanında sıkıntı var demektir. Ahirete imanında sıkıntı var demektir. Çünkü o komşunun ve kendisinin de hâliki olan Allah, komşusuna eziyet ederken kime eziyet etmiş oluyor? Bakınız, el-mecaz kantaratul hakika. Siz babasınız, 5 tane çocuğunuz var. Bir çocuğunuz öbür çocuğunuzu dövüyor, zulmediyor. Onlar kendi arasında kardeştirler ama sizin açınızdan ikisi de evladınızdır. Birisi öbürünü dövdüğü zaman, birisi öbürünü eziyet ettiği zaman, birisi beni ilgilendiriyor, birisi beni ilgilendirmiyor diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Yani bu anladığımız alemden bir misal veriyor. Nasıl ki çocuklarımıza biz hepsine birden baba isek, teşbihte hata yoktur. Allah da hepimizin hâliki olan Allah'tır. Dolayısıyla benim zulüm yaptığım insan komşumdur, eşimdir, anamdır, evladımdır, kim olursa olsun, ben ile o Allah'a kul olmakta birleşiyoruz. Allah'ın bir kulu, Allah'ın öbür kuluna zulmediyor. Hesabı kim soracak? Allah soracak. Onun için Allah'a inanan bir insan ne yapamaz? Komşusuna eziyet edemez. O komşusunun da Allah'ı, kendisinin de Allah'ı Celle Celaluhu ne yapacaktır? Bu kuluma neden eziyet ettin hesabını soracaktır. Kıymetli dostlar, elbette kötülük kötülüktür. Ancak bir insan yoldan geçen tanımadığı birisine bir tokat atması çirkin bir tavır ve davranış ve kötülüktür ama gidip de anasına bir tokat atmasıyla sokaktan giden birisine tokat atmasının çirkinliği kıyaslanabilir mi? Elbette anasına babasına salladığı tokat nedir? Öbüründen çok daha çirkindir. İkisi de çirkin, ikisi de haram ama bu kötülük anaya yapılınca, babaya yapılınca ne oluyor? Daha çirkin oluyor. Aynı şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Dediler ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi buyurdu. Zina hakkında ne söylerseniz, zinayı nasıl kavruyorsunuz diye soruyor sahabe-i kirama. Dediler ki, ya Resulallah, Allah onu haram kılmıştır, peygamber bunu haram kılmıştır, kıyamete kadar bu haramdır. Biz bu kadar bilgi biliyoruz. Dedi ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir insanın 10 tane kadınla zina yapması kadar, hatta ondan daha büyük günahtır, komşusunun hanımıyla veya komşusunun kızıyla zina yapması. Yani zina haramdır. Sokaktan geçen birisine haksız yere bir tokat atmak haramdır. Ama anaya babaya atmakla kıyaslanamaz. O daha büyük haramdır. Bir insanın zinası en büyük günahlardan birisidir. En büyük günahlardan birisi olan zina. 10 tane zinayı üst üste koysan, bir komşuyu aldatmak ve onunla zina yapmak onların 10 tanesinden daha çirkindir diyor. Hırsızlık günahtır ve çirkindir, ayıptır. Ama yabancı bir insanın bir malını çalmak, 10 tane insanın malını çalmak, bir komşunun malını çalmak, o 10 tanenin malını çalmaktan daha çirkindir. Komşu komşudan emniyet içerisinde olmayacaksa, kim kimden emniyet içerisinde olacak? Evimiz evine bitişik, fabrikamız fabrikasına bitişik, yazıhanemiz yazıhanesine bitişik, ticaret yerimiz ticaret yerine bitişik olan, efendim, komşu dediğimiz insan bizden emin olmayacak da kimden emin olacak? 24 saat silahlı askerle bizi mi bekleyecek? Bizden mi malını, kendisini, namusunu koruyacak? Evet. Demek ki bir insanın komşusunu aldatarak, eşini kızını, komşusunun eşini kızını aldatarak zina yapması, başka 10 tane kadınla zina yapmasından daha çirkindir diyor. Kim diyor bunu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hırsızlıkla ilgili ne dersiniz? Haramdır dediler ya Resulallah, kıyamete kadar da haramdır. Bir insanın 10 tane evden hırsızlık yapmasından daha çirkindir bir komşusunun evinde hırsızlık yapması diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Kıymetli dostlar, bakınız,
İnsaf ve vicdan kulağıyla dinlemek lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözlerini çok ince süzgeçten geçirmek lazım. Vicdanları nasıl sarsan bir hadis-i şerif, dikkat buyurun. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, vallahi mümin olamaz. Duruyor. Vallahi mümin olamaz. Duruyor. Vallahi mümin olamaz diyor. Üç kere peş peşe söylüyor. Ya Resulallah, kim mümin olamaz? Kimden bahsediyorsunuz? Diye soruyorlar. Onlar sorduklarında diyor ki, komşusu zulüm ve işkencesinden emin olmayan kişi mümin olamaz diyor. Eğer komşumuz bizim yanlışlarımızdan emniyet içerisinde değilse, güvenemiyorsa bize, biz gerçek mümin olamayız. Vallahi mümin olamaz. Vallahi mümin olamaz. Vallahi mümin olamaz diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kim ya Resulallah? Eğer komşuları o insanın zulüm ve haksızlıklarından emniyet içerisinde değilse, güvenemiyorlarsa komşularına, güvensiz olan komşu mümin olamaz. Peki aklımıza gelebilir, bu adam derviş de olabilir. Doğru mu? Bu adam derviş, namazında, niyazında, camide birinci safta olabilir. Hatta mihrapta imam da olabilir. Minarede müezzin de olabilir. Bu önemli midir? Bunun önemli olup olmadığını ilerleyen saatlerde dersimizin sonuna doğru görmüş olacağız kıymetli dostlar. Mevla nasip edersin. Şimdi bir başka hadis-i şerifi paylaşıyorum sizinle. Hazreti Enes radıyallahu anh Efendimizin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den naklettiğine göre, bir insanın kalbi düzgün olmadıktan sonra, kalbi dost doğru olmadıktan sonra imanı da dost doğru olamaz. Kalbinde hile var mı? Kalbinde hurda var mı? Kalbinde hıyanetlik var mı? Kalbinde hasetlik var mı? Kibir var mı? Gurur var mı? Ucub var mı? Senin imanın da eğri büğrüdür. Kalbi eğri büğrü olan, bulaşık ve bulanık olanın imanı da bulanıktır. Kalp dosdoğru olacak. Ondan sonra iman dosdoğru olur. Bir insanın kalbi doğru olmaz, dili doğru olmadıkça. Yalan söyleyen bir insanın kalbi doğru olabilir mi? Ah dostlar, bakınız, dilimiz elimizdedir. Yani istediğimizi söyler, istediğimizi söylemeyiz. Dile hakim olmak mı daha kolay, kalbe hakim olmak mı daha kolay? Ne dersiniz? Eğer kalbe hakim olmak kolay olsaydı namaza durduğumuz zaman evliya gibi namaz kılmamız lazımdı, değil mi? Ne yapamıyoruz? Kalbimize hakim olamıyoruz. Dile hakim olmak kolay, kalbe hakim olmak zordur. Bir insan eğer diline hakim değilse, diliyle yalan söylüyorsa, diliyle gıybet ediyorsa, diliyle iftira ediyorsa, kalbim temizdir, aldatmasın kendisini. Tuvaletin taşı da temizdir, bembeyaz. Tuvaletin taşı da temizdir, bembeyazdır ama tuvalet taşıdır. Bir insanın dili eğri mi? Yalan söyleme kardeşim. İman sahibiysen yalan söyleme. Allah'tan utan be. Kandırdığın adam yalan söylediğini anlamayabilir ama onun da senin de Rabbin olan Allah hepsini net bir şekilde biliyor. Ve şunu bil ki, yalan söylüyorsan imanında sıkıntı var. Önce kalbinde sıkıntı var. Kalbinde sıkıntı varsa imanından da sıkıntı var. En büyük değerimiz imandır. İmanımızın altını oymuş oluruz be. İmanımızın altını oymuş oluruz. Yakışır mı Müslümana yalan söylemek? Adam olana, insan olana, Muhammed Mustafa'nın ümmetiyim diyen insana yalan yakışır mı be? Niçin yalan söylüyorsun? Hangi süfli emellerden dolayı yalan söylüyorsun? Yalan söylediğinden dolayı eline ne geçiyor? Menfaatin nedir? Değer mi o yalana? Allah ile aranı aşana, aşan yalana elde ettiğin menfaat değer mi ki? Sen bilmez misin ki kaderde yazılı olmayan sana gelmez. Yalan da söylesen gelmez, doğru da söylesen gelmez. Yalan sana bir şey kazandırmaz. Sadece Allah ile aranı açar, başka bir şey yapmaz. İnsanlar arasında değerini düşürür. Siz bir insanın yalancı olduğunu bilirseniz artık sözüne itibar eder misiniz?
Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncü de yakalanır derler. Bir defa yalan söylersin, bir daha yalan söylersin, ondan sonra millet senin yalancı olduğunu yüzünden, gözünden bile anlar. Yüzünden, gözünden bile anlar. Bir insanın kalbi doğru olmadıkça imanı doğru değildir. Bir insanın dili doğru olmadıkça kalbi de doğru değildir. Komşusu kendisinden emniyet içerisinde olmayan cennete giremez. Hadis-i şerif böyle bitiyor kıymetli dostlar. Ahmed İbn Hanbel'in rivayet etmiş olduğu bu hadis-i şerifte cennete girmek için imanın yanında ne de gösteriliyor? İman olacak, diğer şeyler olacak. Komşundan senden emniyet içerisinde olacak. Eğer komşun senden, senin zulmünden, haksızlığından, yanlışlarından emniyet içerisinde değilse cennete götürecek namazların götüremezsin. Cennete götürecek zekatların götüremez seni. Engel var, engel var. Peki kıymetli dostlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu ifadesine ne diyeceksiniz? Diyor ki, Hazreti Enes İbni Malik'in rivayet ettiğine göre, komşusuna eziyet eden bana eziyet etmiştir. Bana da eziyet eden Allah'a eziyet etmiştir. Komşusuna haksızlık yapan, komşusuna eziyet yapan, hasetlik, fesatlık, ayağının altını oymak, efendim bir yerlere onu şikayet etmek, onun ticaretiyle uğraşmak, kişisi kişiliğiyle uğraşmak, onuruyla uğraşmak, ne aklınıza ne gelirse. Mailden şikayet yapabilirsin, kimse görmez. Allah gördü be! Müfettişlerin dik bakalım komşunun başına, maliye müfettişleri, vergi müfettişleri, sigorta müfettişleri, adamın efendim iflahını söktürüyorsun. Niçin? Bakıyorsun ki müşterisi iyi gidiyor, benim müşterimi alıyor. Bir tepe takla yuvarlansın da müşteri bana kalsın. Vallahi o müşteri sana kalmaz ama cehennem sana kalır. Müşteri sana kalmaz, cehennem sana kalır. Başkasına yaptığını, o başkasının sana yapacağını da düşünmek lazım. Sana yapıldığı zaman oh iyi oldu diyor musun? Demiyorsan başkasına yapmayacaksın. Müslüman bakışı budur. Başkasına layık gördüğünü, kendine layık gördüğünü başkasına layık göreceksin. Kendine layık görmediğini başkasına layık görmeyeceksin. Peki. Şimdi kıymetli dostlar, bir hadis-i şerif paylaşacağım sizinle. Vicdanlarınızın ayık ve uyanık olmasını arzu ederim. Ne der Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Kıymetli dostlar, İslam dininde çok ibadetler var. İnsanı uçuran, cennete doğru uçuran çok güzellikler var. Ama bunlar içerisinde en zor, insana şehitlik makamını veren Allah yolunda savaştır, doğru mu? Hele hele bu savaşta komutan, başkomutan Peygamber Muhammed Mustafa olursa sallallahu aleyhi ve sellem, o nasıl bir savaş? O nasıl bir ibadet? Canı ile, malı ile cihada çıkacak Allah'ın Resulü'nün başkomutanlığında İslam'ı yok etmek isteyenlerle mücadele verecek. Bir savaşa gidiliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaş için ben de geleceğim, ben de mücahidim gelenlere topluyor hepsini. Evet, ne diyor biliyor musunuz? Ne diyor? Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, لَا يَصْحَبُنَا الْيَوْمِ مَنْ اَذَا جَارَهُ. Ey benimle savaşa katılmak için canını malını ortaya koyan mücahitler! Çıkıyoruz biz gazveye. İçinizde komşusuna eziyet veren birisi varsa katılmasın bizimle savaşa. Aramızda bulunmasın o. Komşusuna eziyet veren birisi varsa istemiyorum onun bizimle beraber savaşa katılmasını. Savaştan elde edeceği mükafat, hayır hayır, o bizimle beraber olursa savaşta biz zarar görürüz, diyor. Bitti mi? Bitmedi. Bakın ne oluyor ondan sonra. Ondan sonra فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْلِ. Oradakilerden bir tanesi, ya Resulallah bir şey söyleyebilir miyim diyor. Şöyle diyor. اَنَا بُلْتُ فِي أَصْلِ حَائِطِ جَارِي. Ben komşuma eziyet etmedim ama komşumun duvarını affedersin küçük abdestimi bozdum. Yani küçük abdestin ihtiyacım geldiği zaman komşumun duvarına bunu yapıyordum. Başka bir eksiğim yok.
Bu beni ilgilendirir mi? Savaşa katılabilir miyim dedi. Ne desin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Fekal la tashabuna el-yevm. Bugün bizimle savaşa katılamasın dedi. Bugün bizimle savaşa katılamasın. Savaşa katılan komutanın en çok muhtaç olduğu asker değil midir? Askerdir. Her bir askere ihtiyaç varken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Diyor ki komşusuna eziyet eden bizimle savaşa katılmasın diyor. Böyle bir mücahit istemiyorum diyor. Ya Resulallah ben komşusuna eziyet eden birisi değilim ama küçük abdest ihtiyacım olduğu zaman komşunun duvarına yapıyorum bu işi. Başka bir yanlışım yok. Hayır, bizimle katılamasın savaşa. Sen geride kal diyor. Kıymetli dostlar, sadece bundan dolayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşa asker olarak kabul etmediği bir insanı düşünün. Bu manzara bize komşu haklarına dikkat etmenin ve onlara iyi davranmanın ne kadar önemli olduğunu anlatması bakımından yetmez mi? Kıyamet gününde birbirleriyle dava edecek ilk insanlar komşular olacaktır. İlk birbiriyle hasım olacak, yani kendi hesabı değil de başkasıyla arasındaki hukuk meselesinde muhasemeye başlayacak olan ilk insanlar komşulardır buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Şimdi kıymetli dostlar, sıkı durmanızı tavsiye ediyorum. Sıkı duralım. Yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir hadisi şeriflerini sizinle mealen paylaşıyorum. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz der ki, adamın bir tanesi geldi dedi ki, ya Resulallah, falanca kişi çok namaz kılar. Teheccüd var, işrak var, kuşluk var. Var da var, namazı çok boldur. Sadece farzlarla iktifa etmiyor. Orucu da çok. Çok da oruç tutar. Pazartesi, perşembe, 13, 14, 15 tutar da tutar. Ama bir ufak hatası vardır. Komşularına diliyle eziyet eder. Diliyle eziyet eder. Başka bir eziyeti yok. Efendimiz buyurdu ki o ateştedir, yanacak, cehennemde yanacak diyor. Abdesti çok, namazı çok, orucu çok. Ama komşusuna diliyle saldırgan olan Efendimiz direkt o ateştedir dedi. O cehennemdedir dedi. Yanacak dedi, yanacak dedi. Demek ki insanı abdesti, tesbihi, namazı kurtarıyor mu? Çok orucu kurtarıyor mu? Eğer burada da sadece diliyle eziyetten bahsediyor değil mi? Bu eziyetin daha üst boyutları vardır. Diliyle eziyet olur. Başka şekilleriyle eziyet olur. Dediler ki ya Resulallah, falanca kişide gerçekten namaz konusunda farzlarla iktifa eder. Sadece farzları kılar. Fazla namazı yoktur. Ramazan'dan Ramazan orucunu da aksatmaz ama onun dışında oruç tutmaz. Efendim, cömertlik konusuna gelince cömert bir insan da değildir. Öyle hani süzme peynirden bir parça komşularına verir, o kadar. Hep verdiği bu kadar yani. Fakat bir özelliği var ki komşular ondan çok memnundur. Yani eziyet yapmıyor. Efendimiz buyurdu ki o da cennettedir. Birisi namazının, orucunun çokluğuna rağmen cehennemdedir. Birisi namazının ve orucunun azlığına rağmen, sadece farzlarla iktifa etmesine rağmen cennettedir. Aradaki fark ne? Birisi komşusuna diliyle eziyet ediyor, birisi eziyet etmiyor, ikramda bulunuyor. Kıymetli dostlar, Ezan-ı Muhammed'i okunurken hızlı hızlı birkaç şeyi de Efendimizin bu konudaki beyanatlarını da sizinle paylaşayım. Buyuruyor ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, bir insan eğer kendi kapısını komşularından emniyetten dolayı kilitliyorsa, mal ve can emniyetinden dolayı komşusuna karşı kilitliyorsa, o komşu gerçek mümin olamaz. Komşusunun eziyetinden emniyet içerisinde olmayan gerçek mümin olamaz. Dediler ki ya Resulallah, komşu hakkı nedir ki? Senden yardım istediği zaman yardım edeceksin. Borç istediği zaman borç vereceksin. Efendim, düştüğü zaman, darda kaldığı zaman ziyaret edeceksin. Hasta olduğu zaman ziyaret edeceksin. Mutlu günlerinde onu tebrik edeceksin. Başına gelen musibetlerden dolayı taziye edeceksin. Öldüğü zaman cenazesine katılacaksın.
binanı ondan izin almadan binasından daha yüksek yaparak güneşini ve rüzgarını engellemeyeceksin. Evinde kokulu bir yemek pişirerek kokusuyla komşunu rahatsız etmeyeceksin. Eğer kokulu bir yemek pişirip apartmandaki diğerleri de bunun kokusunu duyacaklarsa ya bu kokulu yemeği pişirmeyeceksin veya onları da ikram edeceksin. Meyve satın aldığın zaman eve meyveleri götürürken eğer komşular bunu görüyorsa onları da ikram edeceksin. Poşet poşet senin evine meyveler gidiyorsa komşun çocukları da var, değil mi? Efendim poşet poşet kasap üzerinde kasabın da şeyi yazıyor, reklamda yazıyor, etler gidiyorsa, tavuğuydu, efendim pirzolasıydı gidiyorsa, komşu da bunu görüyorsa, komşu çocuklar da bunu görüyorsa buna göz hakkı der, komşuluk hakkı denir. Meyve aldığın zaman onlara da ikram edeceksin. Eğer vermeyeceksen, veremeyeceksen görmeden eve götüreceksin. Reklam yapa yapa poşetleri taşımayacaksın. Komşunun gözüne baka baka, çocukların gözüne reklamını yapa yapa bunları eve taşımayacaksın diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli dostlar, ezan-ı Muhammed'i okundu. O zaman şu hadis-i şerifle beraber bitireyim. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben size bir takım kelimeler öğreteceğim. Bir takım kurallar öğreteceğim. Kimdir bunları ezberleyecek? Amel edecek bunlarla. Veya amel edecek insanlara bunları öğretecek. Bunlar böyle havadan söylemiyorum. Bunu kimdir içinizde bunları öğrenecek ve yaşayacak? Veya öğrenecek, yaşayacak insanlara öğretecek kimler vardır? Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz dedi ki, ya Resulallah ben varım. Tuttu elimden, gel bakayım dedi. 5 tane şey saydı. 5 tane madde saydı kıymetli dostlar. Mealen söylüyorum. Ey Ebu Hureyre, haramlardan sakınırsan insanlar içerisinde ibadet yönüyle en zengini sen olursun. Allah'ın sana kaderde ayırdığına razı olursan, kısmetine razı olursan insanların en zengini sen olursun. Eğer komşuna ikram edersen gerçek mümin olursun. Kendin için sevdiğini insanlar için seversen gerçek Müslüman olursun. Çok gülüp de kahkaha nara atma. Çok gülmek insanın kalbini öldürür diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nisa suresinin 36. ayeti kerimesinde Rabbimiz mealen şöyle buyuruyor. Komşu hakları ile ilgili, ey kullarım, Allah'a ibadet edin, ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne ve babaya iyi davranın, akrabalara iyilik yapın, yetimlere, miskinlere de iyilik yapın, yakın ve uzak komşularınıza, efendim, ayrıca yanınızdaki arkadaşlarınıza, yolda kalanlara, elinizin altındakilere de iyi davranın demek suretiyle Rabbimiz imanın ve İslam'ın abdest ve namazdan, hatta cumadan ibaret olmadığını, bunun yanında dürüstlüğün, komşu haklarının, beşeri münasebetlerin çok önde olduğunu, çok namaz kılmakla, çok oruç tutmakla kişinin direkt cennete giremediğini, komşusuna diliyle eziyet ediyorsa, duvarına affedersin çişini yapıyorsa, bu insanın başına neler geldiğini, Peygamber tarafından sallallahu aleyhi ve sellem nasıl değerlendirildiğini hep beraber gördük kıymetli dostlar. Bu konuda işaretlediğim hadis-i şeriflerin sadece yarısını, hatta yarısına yakın kısmını okuyabildim. Diğerlerini sizinle vakit darlığı sebebiyle paylaşamadım. Rabbim Celle Celaluhu her birimizi Allah'a karşı olan vazifelerimize, anne ve babamıza karşı olan vazifelerimizde, komşularımıza karşı vazifelerimizde, eşlerimize ve çocuklarımıza, hocalarımıza ve talebelerimize karşı olan vazifelerimizde, beşeri münasebetlerde kendileriyle beraber hemhal olduğumuz kişilere karşı münasebetlerimizde hakka, hukuka riayet edebilmeyi, ilahi kriterleri tatbik edebilmeyi, azgınlıktan ve taşkınlıktan, başkasına eziyet vermekten, namazlarımızı, abdestlerimizi ve Allah için yaptığımız diğer vazifelerimizi boşa çıkarmaktan her birimizi muhafaza eylesin. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak sayenizi meşgul eylesin. Daha nice kurban bayramlarına huzur içerisinde idrak etmeyi ve ifa etmeyi her birimize nasip eylesin.
Mali durumu müsait olmadığından dolayı kurban kesemeyen, bunun ezikliğini yaşayan bütün kardeşlerimize Rabbim helalinden bol bereketli kazançlar nasip eylesin. Onlara da kurban kesme mutluluğunu ikram eylesin. El-Fatiha.